ATV Avrupa ekranlarına hoş geldiniz. Bayanlar ve baylar, çok merak ettiğiniz bir konuyla tekrar karşınızdayız. Kim istemez ki sağlıklı gülüşleri, bembeyaz dişleri ve pespembe diş etlerini? Bu konuda çok aranılan bir isim. Diş hekimi Sadullah Daştan bizlerle olacak. Beni tanıyorsunuz artık. Sağlık yönetim uzmanı Songül Alcı. Programımızın sonunda da baş başayız. Saç ekiminde kök hücreyi konuşacağız. Hiçbir yere ayrılmayın. Pazar sohbeti başlıyor. Sadullah Bey, programımıza hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Merhaba. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyiz. Biz de ne olsun, sizi bekliyorduk. Yoğunluğunuzun arasından koştunuz, geldiniz programımıza, sağ olun. Size bir sürü soru hazırladık. Seyircilerimiz de sağ olsunlar. Bütün hafta bizi soru yağmuruna tutuyorlar. Ve en çok merak ettikleri konu aslında diş hekimliği, estetik diş hekimliği. Size hakikaten bir sürü soru hazırladık. Ben de hazırladım. Şahsi sorularım da var. Herhalde diş hekimliği son yıllarda en popüler zamanlı yaşıyor diye düşünüyorum. Yani Türkiye'de artan döviz kuru ve daha iyi tanıtılmasından dolayı bazı kliniklerin, bu işlemlerin, o yüzden tabii rağbet bir şekilde arttı. Yurt dışında yaşayanlar dövize kolay ulaşıyor ama bunlar Türkiye ile kıyaslandığında tabii ve oradaki sağlığa ulaşma, hekime ulaşma, tedaviye ulaşmayı kıyasladığımızda aslında Türkiye bu konuda cazip. Bir hekimde bir muayene için 2 ay bile sürüyor bazen yurt dışında randevu almanız ama burada ben geleceğim, nasıl olacak dediğinizde kliniğin müsaitliğine göre 1 hafta 2 hafta içerisinde kolayca randevuları organize edebiliyorlar. O yüzden Türkiye ciddi manada revaçta yani. Evet, ama sadece randevu kolaylığı, sıra bulmak ya da hekime kolay ulaşmak değil. Aslında çok başarılıyız, değil mi? Evet. Hakikaten çok başarılıyız. Şöyle ki, bazı ülkelerde hem vakaların doğru şekilde yapılamaması hem de hekimlerin vakaların az olmasından dolayı hekimlerin tecrübesi az oluyor. Evet. Böyle olunca bizim Türk hekimler olarak tedaviye yaklaşımımız, tedavi planımız çok farklı oluyorken yurt dışında daha farklı tedavi planları oluşuyor. Hem işin sağlık kısmı hem sonrasında maliyet kısmı alt alta koyulduğunda ciddi bir sonuç çıkıyor tabii ortaya. Evet. İnsanlar bazen kendi ülkelerindeki tedavi planındaki fiyatlandırmayla çok uçurum, böyle ciddi yarı yarıya bir fark olmasa bile insanlar Türkiye'ye uğramışken kanal tedavimi, dolgumu yaptırayım diye bile gelebiliyor. Tatile gelmişken, memlekete gitmişken, ayrıca neden olmasın? Yurt dışında milyonlarca vatandaşımız yaşarken tabii ki ülkemizde tedavilerini olsunlar. Ülkemiz için de çok önemli bir gelir kaynağı sağlık turizmi. Bu aşamada da diş hekimliğinden saç hekimine kadar, estetik cerrahiye kadar her branşta hepimiz yararlanıyoruz hakikaten bu işten. Her bir bireyin cebine daha fazla para girdiğini düşünüyorum. Ekonomiye çok büyük katkısı var. Ciddi, o yüzden tabii ki izleyicilerimiz Türkiye'yi tercih etsinler lütfen. Arkadaşlarını da getirsinler. Sadullah Bey, sorularımıza bir an önce başlayalım. Diş kayıpları neden olur? Şimdi şöyle, insanlar aslında dişini klinik ortamına geldiğinde sizin dişiniz çekilmesi gerekiyor veya dişinizle ilgili çok farklı bir tedavi uygulayacağız dediğimizde tabii tedirgin oluyorlar. Bunun sebebi de dişin artık çekilecek olması. Hastalar genelde klinik ortamına gelip hasta olan bireyler genelde dişinin kaybedileceği döneme kadar dişle ilgili bir bilinç sahibi olmuyor ve bunu hep öteliyor, ya korkusundan dolayı, ya iş hayatından dolayı ya da ekonomik durumlarından dolayı. Klinik ortamına gelen hastaya sizin dişiniz çekilecek dediğimizde de tabii bir tedirgin oluyorlar ve bu dişin çekilmesini istemiyorlar. Biz de hastalara tabii ki de hekimler olarak dişin neden kaybolduğunu anlatıyoruz. Genelde de en çok merak edilen soru aslında. Bu durum dişin artık en son noktaya gelmesinden kaynaklanıyor fakat aradaki geçen süre tamamen ihmal kaynaklı. Örnek veriyorum, ağız içerisinde bulunan basit bir diş taşı doğru zamanda temizlenmediğinde önce kemikte sonra yumuşak dokuda ciddi manada bir yıkıma sebep oluyor. Ve dişin artık o diş taşı temizlendiği durumda veya diş taşı temizlenmese bile orada oluşan bakteriden dolayı ciddi manada sallanmasına ve geç kalınan tedaviden dolayı çekilmesine neden olabiliyor. Yani bazen Avrupa'da mesela bu çok yaygın. İnsanlar 6 aydan 6 aya düzenli kontrole gidiyor. En kötüsünden bir diş taşını temizletiyor ama bizde Türkiye'de daha bu ne yazık ki tam oturmadı. İşte veya insanların yurt dışında sigortası olmuyor ve gidip hekime bir diş taşı temizliğine çok ciddi paraları ödeyeceğine Türkiye'ye gittiğimde yaptırırım diyor. Bazen onu da öteliyor ve bu sonuç bir diş kaybına neden olabiliyor. Biz daha sabah akşam fırçalamalara yeni alıştık, değil mi? Evet. Yani ancak... Doğru, hele bir de bunun doğru fırçalama aşamalarını falan göz önünde bulundurunca. Aşağı yukarı, yukarı aşağı. Dil tarafı bunun, dudak tarafı var. Ve sonrasında mesela basit bir diş çürüğü olabiliyor. Bu çürük biz dişlerimizi doğru fırçalasak bile dişlerimizde oluşabilir. Yani günde 3 kere değil 5 kere bile doğru fırçalasak dişimizde çürük oluşabilir. Bunun nedeni dişimizin yüzey yapısı olabilir. Yani bazı diş yapılarında oraya giren besin artığı diş fırçalamayla çıkmıyor ve dişin kaderinde artık o dişin dolguyla yeniden yenilenmesi manasına geliyor. İnsanlar düzenli kontrolü atladığında veya hekimin düzenli kontrollerde bu işlemi yapmamız gerekiyor tavsiyesine uymadığında diş çürüyor. Bu ilk aşamamız. Dişimiz çürüdü. Bunu doğru zamanda müdahale etmezsek, doğru zamanda tedavisi yapılmazsa bu sefer kanal tedavisine gidiyor. Kanal tedavisine doğru zamanda gidilmezse bu sefer dişin üzerinde oluşan çürük miktarı tedavi edilebilir boyuttan fazla oluyor ve artık dişin çekilmesi gerekebiliyor. Geç kalınan diş tedavilerinde sadece enfeksiyona uğrayan dişin çekilmesi de hasta için bir şans. Çünkü bunu da ötelediğinde hastalar, yani ağrı geliyor, bir an akut halde oluyor, yani alevli halde oluyor ve ciddi manada hastayı yatırmıyor, ağlatıyor, çok acı çektiriyor. Hasta bilinçsizce ilaç kullanıyor ne yazık ki ve o ağrıyı bir şekilde baskılıyor. Ama enfeksiyon bu sefer çığ gibi büyümeye devam ediyor. Orada oluşan lezyon, kist, yani halk arasında işte iyi huylu dediğimiz şişlikler, ürünler. Şişlikler, diş etlerinde. Bazen bu hasta tarafından belli bile olmuyor. Kemik içerisinde ciddi manada bir yıkım ve bu sefer örnek veriyorum bu dişte oluşan enfeksiyon yan dişlere sıçrıyor. Dışarıdan baktığımızda hasta bu dişiyle çiğnediğinde bir ağrı hissediyor. Ama burada içeride büyük bir balon. Bu balon komşu dişlerin de kökünü bazen yıkabiliyor. Bir yıkıma sebep oluyor. Ve biz normalde bu dişin kanal tedavisini veya dolgusunu doğru zamanda tedavi etseydik, işlem yapıp kurtaracakken veya bu dişi doğru zamanda çekip buraya implant veya köprü tedavisi uygulayacakken bu sefer bu tüm dişlerden oluyoruz. Tüm dişler zarar görmeye başlıyor. O yüzden lezyonda bir sebep olabiliyor dişlerin kaybı. Yani öncelikle hani tekrar başından başlayacak olursak dişlerimizi bir kere düzenli fırçalayalım. Evet. Sabah akşam ve gerektiğinde, değil mi? Diş ipi de kullanalım mı? Diş ipini bazen hastalar ne yazık ki bilinçli kullanamıyor. Bazı dişler çok sıkı kontakta ilişkide oluyor. Yeni geliştirilen ağız duşları var. Oraya doğru şekilde basınç sağladığında hem diş etini hem de iki komşu diş arasını dişte ve yumuşak dokuda travma oluşturmadan temizleyebiliyor. Aslında biz klinik pratiğinde hekimler olarak artık ağız duşunu daha çok tavsiye ediyoruz. Hem daha bir ferah bir his veriyor hastalara içine karıştırdıkları gargara sularıyla. Hı hı. Hem de diş ipine uğraş, işte oraya baskıla. Arayüz fırçalarını vakasına göre. Yani örnek veriyorum arayüz fırçalarında da şöyle, şimdi bazen hekimler olarak kendimizi hastaların yerine koymaya çalışıyoruz. Düşünün bir koltuğa oturuyorsunuz ve birisi size diyor ki dişleriniz çekilecek, şu kadar para ödeyeceksiniz, şöyle bir tedavi süreciniz olacak. Aslında bir kişi için bu, bir birey için biraz travmatik. Tabii. Şimdi hasta sonucun bu olduğunu tahmin edebildiği için ve bir hekim olarak ya sen dişlerine iyi bakmazsan, arayüz fırçası kullanmazsan dişini kaybedebilirsin dediğinde bir hekim hasta eve gidip affedersiniz böyle hızlı fırçalıyor artık. Aman dişimden olmayayım, böyle onu kürdan gibi kullanmaya başlıyor. Bu sefer bir geliyor ki arayüz fırçasını yanlış kullanmadan dolayı oluşan travmadan dolayı diş çekimi gerçekleşiyor. O yüzden aslında biz hastanın ağız hijyenini korumada bir kontrol olsun istiyoruz. Ama o kontrolü de teknolojiyle biraz baskılamak istiyoruz. Kontrol altına tutmak istiyoruz bizim tarafta da hekimler olarak. O yüzden ağız duşu kullanımını ciddi manada tavsiye ediyoruz. Evet. Peki yani doğru hareketleri yapmadığımızda dişlerimizde çürümeler oluşmaya başlıyor. Diş çürüdü, tamam, ağrılar başlıyor. Belki yan dişlere sıçrıyor. Biraz önce dediğiniz gibi hemen dişimizi çekiyor muyuz? Ben biliyorum ki çünkü eskiden giderdik çekilirdi hakikaten. Ama şimdi daha az çok çekmeye yönelik hareketler yapıyor diş hekimleri. Zaten şöyle ağızda bulunan eğer hastanın çene gelişimi çok sağlıklı şekilde gerçekleşti. Süt dişi zamanında dişlenme, daimi dişlenme dönemi çok sağlıklı şekilde geçti ve ağızda 32 tane diş varsa bu hem yasal olarak hem de vücudun yapısında bir organ olarak sayılıyor. Aslında bizim 10 parmağımız var iki elimizde. Ağzımızda da 32 tane dişimiz var. Yani yanlış diş çekimi veya dişin doğru şekilde ağızda tutulması bir parmağımızı doğru şekilde ömür boyu kullanmamız sağlamak gibi bir şey. Yani aslında hekimler olarak son yıllar, çok uzun yıllardır dişin çekilmesi en son durum olmak zorunda. Yani biz dolguysa dolgu, kanal tedavisi ise kanal tedavisi. İşte burada hızlı bahsediyorum ama hasta geldi kliniğe, size kanal tedavisi olmuyor, dişinizi çekelim değil. Bazen öyle bir oluyor ki hastaya kanal tedavisi deneniyor, hasta ciddi ağrılar hissedebiliyor. Ne yapıyoruz? Bazen denenmiş olalım diyoruz, hastalar kendini irrite hissediyor diyor. Yani bir şey mi deneyeceksiniz üstümüzde? Aslında konu o değil. Konu bizim o dişin prognozuyla ilgili, geleceğiyle ilgili kesin bilgiye sahip olmamız. Bazen röntgen bizi arada bırakıyor. Yani ağız içi muayene ve röntgen. Evet, bizim bu dişe kanal tedavisi yapmamız gerekiyor. Siz 2 haftada olsa, 4 haftada olsa, bazen 3 ay, 6 ay, 9 ay bunu kullanmanız gerekiyor gibi yollar izliyoruz. Bu diş çürümüş, bu dişi çekeceğiz değil tabii ki de. Yani dişe dolgu yapılıyor, kanal tedavisi yapılıyor. Kanal tedavisi yapılan dişin eğer kron dediğimiz üst alanı yoksa onun içerisine post dediğimiz güçlendirici parçaları yerleştiriyoruz. Üstüne bir dolgu daha, kaplama daha. Böyle çok fazla şeyi deniyoruz. Ama bazen hastaların ağrıya karşı olan hassasiyeti, bazen tedavi sürecinin uzunluğu, tabii bazen hastanın muvaffakatiyle değişebiliyor. Yani örnek veriyorum, ya hocam ben bu ağrıyı biliyorum. O ağrı olmuştu. Ben yine geç kalmıştım. Dişim çekilmişti. Ama çekilmeden önce ben bu ağrıyı 2 ay daha yaşamıştım. Hayat konforumu çok etkiliyor. Sizin için de uygunsa, klinik ortamında çekilmesi bir indikasyonsa, yani yapılması gereken bir şeyse ben bunu istiyorum da diyebiliyor. Çünkü bizim tedavi planları hastanın konfor alanıyla da çok önemli. Yani hastanın konforu, günlük hayattaki, düşünsenize buranızda böyle tabiri olmayan, benzetmesi olmayan bir ağrı ve tüm vücudunuzu etkiliyor. Kafa bölgesinden başlayıp insanlar bazen tedirgin olabiliyor. Bizi yine sağlık çerçevesinde yönlendirebiliyor. Yani şey değil ama hocam ya ben dolguyu istemiyorum, çek dişimi şeklinde ilerleyen bir tedavi sürecinden bahsetmiyorum kesinlikle. O kadar kesinlikle da kesin teşhisler koyamazsınız. Ya onu hasta koyamaz yani. Hastaya deriz ki bu dolgu olmak zorunda. Evet. Eğer bunu burada yapmak istemiyorsan başka bir yere gideceksin ve yine aynı sonuçta karşılaşacaksın diyoruz tabii ki. Sonuç olarak çektiysek o alan boşaldı. Evet. Nelerle karşılaşabiliriz? Şimdi şöyle, ne olur? Dişin çekildiği bölge çok önemli. Yani önünde arkasında bir diş var mı veya kaç tane diş çektik? Burada çok önemli. Örnek veriyorum, bazen arkada 3 büyük azı dişimiz var. 2 tane küçük azı dişimiz var. Bunlardan biri çekilmiş olabiliyor. İşte yine yüzey yapısı, büyük azı ve küçük azı dişlerimizde farklı olduğu için girinti çıkıntı dediğimiz, oklüzyon dediğimiz, oklüzel anatomik yapılar dediğimiz formlar var ve bunlar farklı olabiliyor. Böyle olduğunda da genelde bu dişler çekiliyor. Ön dişlerden çok arka dişler çekilmiş oluyor. Çekilen dişin önünde arkasına diş varsa hastanın önce kemik yapısına bakıyoruz. Hastaya sonrasında seçenekli tedavi planı çıkartıyoruz. Bunlardan birincisi çok artık eskide kaldı ama işte şeffaf plak üzerine tüm çeneden destek alıp buraya bir diş koyup geçici bir diş yapmak. Bu çok az kullanılan takma çıkarma protezin yeni versiyonu diyebiliriz buna. Onlar biraz eskide kaldı. Çok eskide kaldı. Şimdi implant yaptırıyoruz artık hemen. Evet. Değil mi? Artık herkes biliyor implantları. Evet. Hastalar bazen 2. seans uğraşmak istemiyor. Bazen hastaların kanamaya durumu, mevcut sağlık yapısı, kalp durumu, yani çünkü hastaya kliniğe aldığımızda siz de biliyorsunuz çeşitli anamnezlerden geçiyor ve hastaya soruyoruz sistemik hastalık yapısını. İleri yaş hastalarda belki. Kalp hastalarında vesaire bazen implant yapamıyoruz. O zaman ne oluyor? Komşu dişlerden aşındırma yapıp köprü tedavisi uyguluyoruz. Ama burada da şöyle bir durum düşünün. Biz buna dişlere bir organ dedik. Bir tane dişin boşluğunu doldurmak için ve 2 tane dişin boşluğunu doldurmak için en az 2-3 tane daha dişi aşındırıyoruz ve bir kaplama yapıyoruz. Yani onların orijinal yapısını gerekmiyorsa bozuyoruz. Bozuyoruzdan kastım kötü bir şey yapmıyoruz ama hastanın eğer ekonomik yapısı ve süresi, özellikle tedavideki ya evet ben bu implantı yaptıracağım, 2-3 ay bekleyeceğim, sonrasında üst yapısını yaptıracağım şeklindeki planlama ona uyuyorsa tabii ki hastanın fonksiyon olarak kullanması için ve ilerleyen zamanlarda ekstra bir bakım sorumluluğu getirmemesi için implant daha mantıklı olmuş oluyor. Evet, yani bunlar söyledikleriniz geçici çözümler. Şimdi hakikaten herkes implantlardan haberdar ve sıklıkla da yapılıyor kliniklerde, görüyorum ben de. Diş implantı nasıl yapılıyor acaba? Korkulacak bir şey mi? Kocaman bir ameliyat mı bu? Aslında şöyle, bundan 10-12 yıl önce bana sorulsaydı diş implantı derdim çok korkulacak. Çünkü annemde görmüştüm. 12 sene önce mi 15 sene önce anneme bir implant yapılmıştı ve günlerce elinde buzla böyle böyle sağa sola yatmıştı. Çok narin de kendisi sağ olsun. Ama şey, yani o zaman uygulanan tedavi, implant tedavi yöntemi, implantın Türkiye'deki hekimler tarafından bilinmesi, klinik ortamda tecrübe edilmesi, bir sürü alt alta sıralayabileceğimiz madde var. Hastanın konforuna etki eden. Ama insanlar da bunu görüyor. İnsanlar neyi görüyor? Etrafında yıllar önce implant yaptırıp ağrı hissedenler ve ya implantı yaptırdım, işte çok ağrıdı, işte bunu yönetemedim, 2 hafta süren ağrılarım oldu gibi durumlar. Bazen de kaplamada bu durum oluyor. İşte benim annem kaplama yaptırdı, 10 sene sonra tüm dişleri çekildi. İşte estetik gülüş tasarımı sağlıklı bir işlem değil diye düşünenler oluyor. Bunlar hepsi aslında... Evet, geçmişten kalan izler aslında, şimdi geçmişten öyle değil. Geçmişten kalan izler, ama burada hastanın ağız hijyeni doğru şekilde sağlaması, hekimin tecrübesi, kullanılan materyalin kalitesi vesaire diye alt alta sıralayabiliyoruz. Doğru yer ve doğru şartlar altında. Evet. Genelde biz implant süreci nedir aslında? Evet, genelde de klinik ortamında şöyle oluyor. Hasta kliniğe geliyor, 4 tane implantı yapılıyor. Ya bu muydu? Ben bugüne kadar bunun için mi bekledim oluyor. Evet, ben de çok duyuyorum onu. Yani çünkü şöyle 1 implant, 2 implant, 3 implant örnek veriyorum. Sadece bir bölgeye, işte şuradaki dişleri aşındırmadan 2 tane dişsizlik var. 2 diş için 2 implant yapılıyor. Hekimin el pratikliğine göre bazen 45 dakika 50 dakikalık bir süreden bahsediyoruz burada. Yani hem anestezi yapılıyor, hem ilgili doku uyuşturulduktan sonra kemiğin, implantın kemiğe yerleştirilmesi için yumuşak doku uzaklaştırılıyor. Tüm tedavi süreci dikişinden hekimin eldivenini çıkarmasına kadar şu an 45 dakika 50 dakikadır. Ama hepsi bitmiyor değil mi? Önce tabii bir hazırlığı var. Yani diş implantı kaç seansta ve ne kadar süre içerisinde yapılabilir? Yani şöyle bunun süreci nedir, hikayesi? Şöyle aslında parsiyel dediğimiz bölgesel bir diş eksikliğimiz var. Yoksa tüm çene içi mi bir diş tedavisi uygulayacağız? Tek diyelim. Evet. 4 tane dişim eksik. Tek tek dişimiz eksikse ilk seans dediğim gibi, yani hekimin burada tabii el becerisi de önemli. Mutlaka. Yani herhalde maksimum bir 2 saat sürer yaklaşık. Sonrasında 2 saatlik bir süre. Ne yapıyoruz bu ilk seansta? Doktora gittiğimizde implant önce röntgenimiz çekiliyor. Evet. Klinik ortamda muayenemiz yapılıyor. Evet. Röntgende tomografi varsa tabii ki de daha iyi. 3 boyutlu. Çünkü kemik sadece karşıdan bakılan bir şey değil. Yandan bakılıp da diğer kesitten bakılıp da kalınlığına da bakılması lazım. Çünkü burada var. İmplant sadece bir uzunluğa sahip olan bir ürün değil. Genişliği de var ne de olsa. Bunu alanı tanımanız lazım tabii. O sizin işiniz aslında tekniksel. Karşıdan bakarak da tanıyamıyoruz. Bazen 3 boyutlu bakarak tanıyoruz. Burada dental volumetrik tomografi dediğimiz 3 boyutlu görüntüleme tabii ki de önemli. Yani siz vidanızı seçmek için bütün bunları yapıyorsunuz. Yani diş implantı yaptırmak için ilk hekime gittiğimizde bize yapılacak şey vidanın, yani dişin yuvasının yerleştirilmesi. Evet. Bu mu ameliyat gibi korkulan konu? Asıl, burada hakikaten ameliyat mı yapıyorsunuz? Nedir buradaki bir vahşilik var mı yani korkmak için? Vahşilik yok ama adı ameliyat olunca tabii insanlar bir... Ne bileyim, kasık fıtığı gibi falan sanıyor herhalde. Yani bayıltıcı, hani böyle ağzımın içi dikişlerle dolu falan. Öyle bir şey mi? Dikişlerle doludan ziyade dikiş çok olabilir. Ama işte beni günlerce yatırtacak, ertesi gün veya 2 gün sonra sosyal hayatıma dönemeyeceğim gibi kaygılar taşıyorlar. Eskiden gelen durumlardan dolayı. Şimdi hasta kliniğe geldi, işte röntgen tomografi çekildi, klinik ortamında endikasyonu konuldu. Evet, size şu milimde, şu kalınlıkta implant yapılacak. Hastanın anestezileri yapılıyor. Anestezi etki gösterdikten sonra yumuşak doku uzaklaştırılıyor. Çünkü kemiğe ulaşılması lazım. Kemik de genelde şunu çok merak ediyorlar. İşte siz bu implantı, vidayı halk arasında direkt kemiğe dırt diye böyle yerleştiriyor musunuz? Tabii. Değil. Aslında bunun... Ya bu değil tabii de bu. Bu değil. Mikrosu. Evet. Bunun, yani normal implantın kemiğe yerleştirilebilmesi için bizim kemik içerisinde bir yuva hazırlamamız lazım. Bunun sığabileceği ve sıkışabileceği şekilde bir yuva hazırlıyoruz kemik içerisinde. Sonrasında ilgili bölgeye implant yerleştiriliyor. Yerleşiyor. Ve oradaki yumuşak doku dikiliyor. 1-2 dikiş var orada sanırım, değil mi? Biraz yemek yerken falan dikkat edeceksiniz ilk 2-3 günde. Genelde kendiliğinden eriyen dikiş atılıyor. O bölgeyle çiğnememelerini tavsiye ediyoruz. Evet, ip kendisi kaybolup gidiyor. Sonra 3-4 ay sonra üzerine artık dişi mi koyuyoruz? İmplantın yapılma durumuna göre, eğer implant sadece kemiğe yerleştirildi ve ekstra bir biyomateryal kullanılmadıysa, işte bir sinüs operasyonu dediğimiz üst çenede burun boşluğunu yukarı taşıması operasyonu yapılmadıysa, kemik tozu ekleme operasyonu yapılmadıysa, genelde 2,5 ile 3 ay arasında üst yapıya çağırıyoruz hastayı. Dişimizi çektirdik, boşaldı. Hemen implanta gitmeli miyiz? Bunu beklemeli miyiz bir süre? Aslında şöyle, diş çekimi olan bölgede PÜ dediğimiz ciddi manada böyle beyaz bir iltihap, kötü bir, bir enfeksiyon yoksa biz... Yeni sistemle diş çekilir çekilmez implantın vida kısmının yerleştirme taraftarıyız. Hazır, ne güzel. Evet, çünkü uyuşmuş da. Dişi çektik. Dişi çektikten sonra soket dediğimiz alanda çok yumuşak bir kemik oluyor. O yumuşak kemiğin iyileşmesi bazı hastada 2 ay, bazı hastada 4 ay sürüyor. Şöyle düşünün, biz dişi çektik. Ağız içerisinde, yani ilgili bölgede herhangi bir enfeksiyon yok. kemikte implantı yerleştirmek için uygun. O gün, o seansta implantı yerleştirdiğimizde hastanın hem seans sayısı uzamıyor, hem tedavi süresi uzamıyor. Hem de orada oluşan kanlanma implantın yapılan araştırmalara göre bir nebze daha iyi ve daha kısa zamanda iyileşmesini sağlıyor. Aslında hem bizim işimizi kolaylaştırıyor hem hastanın tedavi süresini. Kendi işini en fazla. Hele bu yurt dışından gelen hastalarımız için süre çok önemli zaten. Bazen, böyle düşünebilirler. Bazen şöyle oluyor, örnek veriyorum, hastalar tüm ağzında bulunan dişleri çektirmek durumunda oluyor ağızda bulunan enfeksiyondan dolayı. Bu klinik ortamda çok sıkça rastladığımız bir durum. Hasta kliniğe bazen 28 dişiyle geliyor. O gün tüm dişleri çekilmek durumunda kalıyor ağızda bulunan ciddi bir enfeksiyondan dolayı. Dişler çekiliyor. Hastaya işte üst çeneye 6, alt çeneye 6, toplam 12 implant yerleştiriliyor. Hasta diyor ki şimdi siz dişleri çekiyorsunuz. Enfeksiyonu temizliyorsunuz. İmplantları yapıyorsunuz. Bir de ben klinikten geçici dişle çıkıyorum. Hani bazen insanların bilgisi olmadığında bu ürkütücü gelebiliyor. Tedavi süresi çok uzun olacak, çok canım acıyacak vesaire gibi. Aslında yeni teknolojiyle ve hekimin el becerisiyle bahsettiğim tedavi süresi ilk seans belki 2,5 saat ve 2 gün sonra hastanın klinikten dişle çıkması demek. Ama böyle bir iş içinde hekimlerin elinde ışın kılıcı yok. Bunlara da razı olacağız. Ama şimdi ne kadar güzel. Ama ağrı ve acı da olmuyor tabii. Yani ben böyle internet ortamında fotoğrafları falan görüyorum. Ama ne kadar güzel dişler yapılıyor. Ne kadar doğal dişler yapılıyor. Yani hani öncesine baktığımda aman Allah'ım, yani kullanılan bu diş nasıl, bu ağız nasıl bu hale geldi? Estetik diş hekimliği de çok revaçta. Sağlık sorununuz olsun olmasın. Herkesin bu meşhur kaplamalar, yapraklar falan, çok merak edeceğiz onları, ediyoruz. Size soracağım tabii onları. Hatta burada seyircilerimizden gelen sorular arasında da evet, implant süreçlerini zaten soruyorlar. Bu gülüş tasarımı nedir? Bu başlık altında sorayım bari size ben. Şimdi şöyle, gülüş tasarımı bir kere hastaların veya bu konuya ilgi duyanların bilmesi gereken en önemli nokta. Gülüş tasarımı kişiye özel yapılan bir tasarım. Yani örnek veriyorum, hastanın yüzündeki anatomik yapılar, yumuşak dokular, gülerken çok mu diş eti gülümü var, dudaklarının kalınlığı, cinsiyeti, yaşı. Çenesi, burnu. Evet, yani dişlerin konumu. Bazen hastalar kliniğe şöyle geliyor, ben bu dişi istiyorum. Şu ünlünün dişini istiyorum. Tamam mı? Sen o dişi istiyorsun da senin ön bölgedeki dişlerin, örnek veriyorum, kendi dişin değil, implant üstü yapılacak. İmplant üstü yapılan dişteki estetik sınırımız var ama diş üstü yapılanda daha farklı bir sınırımız var. İşte örnek veriyorum, bazen diyorlar ki işte şu dişim daha belirgin olsun ama alt çeneli üst çenenin birbiriyle olan ilişkisi diğer hastadaki gibi değil. Sana olmayabilir o. Yani ön dişler biraz iri yapılıyor sanırım, değil mi? Çok kadınlarda daha feminen olması için. Olması gereken hem de estetik duran galiba. Evet, ama burada dişlerin hem kendi yapısının, hem çenelerin birbiriyle olan ilişkisinin, hem de yumuşak dokuların, yani hastanın yüz yapısı, örnek veriyorum sizin yüzünüz biraz daha uzun ama örnek veriyorum benim yüzüm daha yuvarlak. Siz kadınsınız, ben erkeğim. Şimdi size yapılan tasarım bana yapılsa sizin dişiniz gibi durur bende. Tabii. Yani olmaz. Aslında bunu anlatmaya çalışıyoruz bazen hastalara. Bazen hastalar kendi muvaffakatiyle tabii kabul ediyor. İşte bizim tabii dişlerin birbiriyle olan ilişkisiyle, örnek veriyorum, gerçek manada sizin dişinizi beğeniyor yüzü yuvarlak olan birisi ve bakıyoruz klinik ortamında, evet biz bunu yapabiliyoruz. Size uyabilirse. Tamam, elinde uyabiliyor. Sizin dişinize de bunu yapabiliriz. Kullanılan materyal de bu tasarıma izin veriyor deyip yapabiliyoruz. Bazen erkekler arasında oluyor, örnek veriyorum bir hasta geliyor, çene yapısı çok güzel, özellikle yurt dışına gelen hastalarda. Diyorlar ki işte arkadaşımın dişi gibi olsun. Ama abicim sizin dişiniz bu olmaz. Yok, olsun. Yani bir şekilde yapalım. Aynısından. Ve şey oluyor, yani hastanın yüz yapısına bize göre uymasa bile ama bazen hastanın çok yüksek isteğiyle bir şekilde onu uygun hale getirmeye çalışıyoruz. Peki bu güldüğü zaman diş etleri çok çıkık olan, çok fazla gözüken kişilerde ne yapıyorsunuz? Şimdi şöyle, onun da bir sınırı var aslında. Burada gummy smile diyoruz ona, diş eti gülümsemesi. Eğer hastaların diş etlerinden bazen orada bakıyoruz, bir aralık var. Biyolojik aralığımız var. O aralık eğer sadece diş etini lazerle yakıp yeni bir gülüş tasarımı yapmamıza izin veriyorsa onu lazerle düzenliyoruz. Bazen sadece lazer izin vermiyor. Yumuşak dokunun altında bulunan kemiği de hafif bir düzenleyip bu sefer yine dişlere bazen dokunmuyoruz, biliyor musunuz? Bazı hastalar sadece kliniğe geliyor ve diş etlerini seviyelemesini yapıyoruz. Bu gummy smile dediğimiz tedavi yapıyoruz. Hastayı bazen biz bile tanıyamıyoruz. Ya ne kadar güzel oldu gerçekten. Çünkü dişlerinizin formu çok güzelmiş şeklinde olabiliyor. Ama bu oran belki 1/5 falandır yani yaklaşık. Çok az. Yani ne yazık ki insanların bazen dişleri çok sarı oluyor, bazen çok gri veya koyu tonda oluyor. Ne kadar fırçalasa da, beyazlatma yapılsa da izin vermiyor beyazlamaya. Ve insanlar nasıl, yani bir erkek nasıl berbere gidip saçını taratıyorsa, fön çektiriyorsa, kendine bakıyorsa, aslında gülerken bizim için değil insanlar arasında da öyle ilk bakılan yerlerden birisi dişler. Dişlerimiz tabii ve ki. Yani çok yakışıklı birisi veya çok güzel birisi var. Bir diş eksikliğinde bile insanın ciddi manada çok gözünü kaşıyabiliyor. Ve evet, birey de bunun farkında oluyor ve bununla ilgili bir tasarıma gitmek istiyor. Yani bir yenilemeye gitmek istiyor. Bir estetik, ama aslında bu böyle sağlığı tehlikeye atan bir estetik değil. İnsanlar estetik deyince artık korkar oldu. O yüzden sağlıklı bir gülüş tasarımı yani. Doğru yer ve doğru şartlarda, evet, sonuçlar de son doğru derece doğal. Doğru materyal ve doğru işlemler. Şimdi dişi korumak için de bu kaplamalar yapılabilir mi? Evet, çok iyi bir dizilim, hı-hı, için, beyaz görüntü için, hı-hı, ve şöyle, rengi korumak için. Evet, yapılabilir, hı-hı, ama bir yandan da korumak için dişi yapılabilir, evet, mi? Ve dişe zarar verir mi bu kaplamalar? Bir süre sonra çıkartmak mı lazım? Ya da böyle sert fındık yiyorum, ah kaplamam çıktı der miyiz? Şöyle, aslında biz klinik ortamında bu işlemler yapıldıktan sonra bir hastaya bir estetik gülüş tasarımı, bir kaplama veya implant üstü bir kaplama yapıldığında hekimler olarak uzun uzun anlatıyoruz. İşte dikkat edilmesi gereken kullanım koşulları ve temizlik koşulları diye. Hastalar şöyle arkaya yaslanıyor ve hocam ya bir sürü şey saydınız, ben bunlara gerçekten dikkat etmeli miyim diyor. Aslında dikkat etmeli ve bunu aslında ben de dikkat etmeliyim, siz de dikkat etmelisiniz. Yani normal dişi kıran bir şey. Yani işte ne bileyim ağızda gazoz, dişlerle gazoz açmak, dişle fındık kırmak. Yani gazoz kapağı çok fazla, evet, ciddi var manada, benim çevremde de var. Gazoz kapağı falan açıyorlar dişle. Çok böyle trajik bir şey aslında ama düşünmesi bile. Hayal edince bile insan geriliyor. Şimdi bizim aslında kendi dişimizle, yani sağlıklı bir insanın sağlıklı bir dişiyle yapmaması gereken her şeyi kaplamayla da yapmaması lazım. Genelde klinik ortamına gelen hastalar şunu soruyor: rahat rahat elma yiyebilecek miyim? Ya rahat rahat elma yiyebilecek miyim diye sorduğu şey aslında hastanın çenemi rahatça çıkarma ihtimalimi nasıl yükseltebilirim? Elmayı ağzıma, affedersiniz, kocaman asacağım ve elmanın yarısını tek parçada ısıracağım. Bunu normalde kimsenin yapmaması lazım. Yani bizim vücutta bulunan, burada bir eklem var ne de olsa. Bu yani ısırığı abartmayın desek, evet, de yoksa elma yiyelim yani böyle. Yok, elma yiyebiliriz yani. Ama şöyle oluyor genelde. Elmayı takıyoruz. Elma ile birlikte çenemizi sonuna kadar açıyoruz. Çünkü artık dişi orada. Isırıyoruz. Bazen hastalar çenesini bile yerinden çıkartıyor. Gerçekten, evet, elma ile birlikte gelen yani, bu. Eğer diş bulunduğu yerde sağlıklı bir durumda değilse, mobilite dediğimiz sallanma varsa, elma ile birlikte dişle de gelebilir hasta. Yani bizim bu yanal hareketleri sağlıklı şekilde yapmamız lazım aslında. Şimdi aslında bizi izleyenler, biz bunları anlatıyoruz ama yani demeye çalışıyorsunuz ki ben anlıyorum. Normal sağlıklı kendi dişlerinizle ne yapmıyorsunuz? Kaplamalarla da yapmayın. Evet. Ama yanlış anlamaya da mahal, evet, vermeyelim. Aslında kaplamalarla yapamayacağımız bir şey var mı kaplama yaptıramadık diye? Yok. Yani yaptırdık diye. Yok, ben sizi anladım. Yani bizim normalde estetik olarak veya fonksiyon olarak bir kaplama yaptırdık ve bundan dolayı normalde yapıp da yapmayacağımız bir şey var mı? Yok. Sadece ben burada seyircilerin ve hastaların aslında daha bilinçlenmesi için bunu söylüyorum. Yani şey vardır ya, Türk filmlerinde alır böyle kopartarak atar meşhur sahnelerde böyle yemeği. Aslında bizim orada yaptığımız dişi bir yere sabitleyip çekmekten farklı bir şey değil. Bu bir risk. Yani insanlar bunu klinik ortamında söyleyince genelde gülüyor. Ha evet, şu filmde şu sahne de vardı diye. Aslında biz daha bu bilinci katmaya çalışıyoruz hastalara. Yani bizim önce normal dişe yapmamamız gereken her şeyi kaplamada dikkat etmemiz lazım. Bu bir. İkincisi, aslında sorduğunuz soru. Sondan başladım cevaplamaya. Biz hekimler olarak yeni kullanılan teknolojiyle hem yumuşak dokuyla hem sert dokuyla neredeyse birebir uyumlu bir kaplama yapıyoruz. Yani artık alınan ölçüler eskideki gibi alçıyla ya da ölçüyü doğru yansıtmayan materyallerle değil. Artık alınan ölçü konvansiyonel bile olsa, yani elle bile alınsa, hem yumuşak dokuyu hem dişi hem de dişle yumuşak dokunun arasındaki bağlantıyı, ilişkiyi çok iyi derecede yansıtıyor. Buna ek olarak bir de dijital ölçüler, ağza kaşık sokulmadan alınan ölçüleri düşündüğümüzde, bu da klinik ortamında tuşa basılarak üretildiğinde, yani bir döküm, negatif ölçü, oradan pozitif ölçü, böyle birden fazla işlemden geçmediği için bazen öyle bir oluyor ki klinik ortamında diş üstü kaplama geliyor, dişe şöyle bırakıyoruz, o kendi vakumluyor. Bir de siz bunu kalsiyum içerikli ve dişle ve yumuşak dişle ve kaplama arasında çok iyi bir yapışkanlık sağlayan bir materyal ile yapıştırdığınızda da bu sefer kırılma riski olan dişi daha sağlam hale getirmiş oluyorsunuz. Çıkmaz aslında. Yani. Yok. Peki 10 yıl sonra çıkartacaksın bunları, yenisini yapacağız var mı? Var. Yani var mı? Aslında doğada hiçbir şey sonsuz değil. Yani nasıl diyeyim size, ölümsüz değil. Ve kullanılan materyalin bir eskime süresi ve kullanıma bağlı olarak da bir dayanım gücü var. Burada ürünü üreten Avrupa menşeili firmalar bile buna bir ömür biçiyor. Yani örnek veriyorum, hasta ya biz sizin üzerinizden bir 5 yıl garanti verebiliriz diyor. Ama klinik ortamında edindiğimiz tecrübeler var. Hastalar eğer yapılan kaplamayı 6 ay maksimum, yani hatta burada maksimum diyorum, minimum demiyorum. 180 günde bir kontrol olup varsa bir problemi hallettirdiğinde ağız bakımına normal bir dişine bakması gibi bakması gerektiği gibi bakıp dikkat ettiğinde 13 yıla kadar 14 yıla kadar kullanan hastalar var. İyi kullanmanız lazım. Şimdi biz biliyoruz ki implantları ve bu kaplamaları yaptırmak için yurt dışından da çok fazla Türkiye'ye talep var. Bizi yurt dışından izleyen bir sürü izleyicimiz var biliyorsunuz. Birçok da soruları var. Onları soracağım size ve biraz da sağlık turizminden bahsedeceğiz bu bağlamda. Ama kısa bir ara verelim. Sevgili izleyenler, kısa bir reklam. Sevgili izleyenler, diş hekimi Sadullah Daştan'la devam ediyoruz. Evet, kısa aramızı verdik Sadullah Bey. Sizi dinlendirdik. Sorularımız devam ediyor. Şimdi dedik ki yurt dışından da bizi milyonlarca izleyici izliyor hakikaten. Şimdi evet, diş sorunları ile ilgili Türkiye'deki kliniklere başvuruyorlar. Birçok sorunla karşılaşıyorlar. Şimdi bunları soracağım size. Bir izleyicimiz sormuş Avusturya'dan burada. Onu size soracağım ama öncelikle şunu açıklayalım isterseniz. Sağlık turizmi nedir? Aslında sağlık turizmi kişinin önce problemini bilmesi, problemini bildikten sonra da bu tedaviyi kendi ülkesinde değil de bir başka ülkede yaptırmaya karar vermesi. Yani hasta kişi kendini hasta olarak görüyor ve biliyor. Problemini de kendi ülkesinde belki muayene oluyor veya oradaki doktoru bunu ben yapamam, kendine bunu yapabilecek bir doktor bul diyor. Ve kişi bununla ilgili bir arayışa giriyor. Asıl amacı sağlık ama İşin içerisinde operasyonel durumlar olduğu için işte konaklaması, transferi, uçak bileti, getirilmesi, götürülmesi, misafirlik hizmetleri, turizm de ekleniyor ve sağlık turizmi oluyor. Ve böyle olduğunda kişiler daha bilinçli ve ne istediğini bilerek geliyor. Birçok kimse tarafından yapılıyor. Bir taraftan baktığımızda yapılsın, herkes birer sağlık turizmi elçisi olsun lütfen, istiyoruz diye, ama bir yandan da o kadar büyük sorunlara yol açıyor ki bilinçsizce yapılması. Sağlık turizmini kimler yapsın sizce? Aslında dediğiniz gibi bazen sağlık turizminde kişinin, yani hastanın aracı olarak tanıdığı veya bulduğu kişi tedavi sürecinde işlemi yapan doktorla veya sağlık kuruluşuyla işi çıkmaza sokabiliyor. O yüzden yetkin kişilerin, yani yetkin kurumların, acentelerin veya sağlık kuruluşlarının tarafından yapılması gerekiyor. Ve bunların da çeşitli yetki belgeleri oluyor zaten. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından. Burada aslında iş, yani ortada bir tedavi planı var. Bir işlem var. Kullanılacak olan materyal var. Hekim var. Uzmanlığı var vesaire. Bunlar alt alta koyulduğunda bir işin bir minimum bir maliyeti var. Hastalar bazen yurt dışından geldiğinde şunu düşünebiliyor. Ya bu benim ülkemde 10 birim. Türkiye'de ben bir yere sordum 5 birim. Ama ben tam rezervasyon yapacaktım. Ya ben bunu bir başka mecralarda bir araştırayım. Bir arama motoruna bir sorayım diyor. 2,5 birim. Sonra ona soruyor 1,5 birim. Aa diyor, ya demek ki 5 birim söyleyen başka bir tedavi uyguluyormuş. 1,5 birime gidiyor, işlemi yaptırıyor. Ne yazık ki bazen bunlar geri dönüşümsüz olabiliyor. Yani örnek veriyorum, dişte yanlış yapılan bir şeyde kaybedilen kemiği geri oluşturmamız bile bazen seanslar sürebiliyor. Hasta için ekstra maliyet, bazen beceri, yani başarılı bir sonuca da ulaşamıyoruz. Bu sefer 1,5 birim ödediği yeri en uygunu arıyor, en ucuzu arıyor. Bu sefer tedavi başa dönüyor ve bu sefer 5 birime yaptırması gereken işi belki yine 10 birime yaptırmak zorunda kalıyor. O yüzden aslında bizim hastalar olarak, yani ben kendime bir hasta yerine koyduğumda hastanın kendisine aracı olan kurumun veya şirketin veya kişinin, konuştuğu kişinin yetkili olup olmadığını araştırmasını tavsiye ediyorum. Yani şimdi bu yıl bunu gördük. Sağlık turizmi acenta belgesi mutlaka olmalı. Evet. Yani, çünkü diğer türlü kişinin, hastanın bir muhatabı yok karşısında. Sigortalısınız aslında baştan sona. Bu öyle demek aslında. Evet. Ve ruhsatlı kliniklerde kendini ispatlamış hekimlere yaptırması gerekiyor. Yurt dışından ya da şehir dışından klinikler tercih edildiğinde herhangi bir şekilde implant ya da işte Hollywood gülüşü, Hollywood smile, estetik diş hekimliği ya da her ne ise tedavimiz başvurulduğunda onları neler bekliyor? Süreciniz nasıl? Yani havalimanından başlıyor mu hizmetler? Evet. Aslında şöyle, havalimanında değil, hasta akşam televizyonun karşısında, ülkesinde, evinde kahvesini içerken bir diş problemi olduğunu ve bununla ilgili bir tedaviye artık ulaşmak istediğini biliyor. Ve öncesinde bunu yapabilecek yerlere veya yere bir görüş almak için genelde mesaj atıyor. Artık eskisi gibi telefonla konuşma falan devri çok azaldı. Artık call center'lar bile online yazışarak. Çünkü insanlar, ben de bazen düşünüyorum, işte bazı firmaların bana WhatsApp üzerinden yazıyor olması beni daha rahatlatıyor. Çünkü iş içerisindeki tempomdan ona ödün vereceğim ve telefonu kaldırıp konuşacağım, dil dökeceğim. Ama diğer türlü müsait oldukça yazışıyoruz şeklinde. Önce problemini anlatıyor genelde hastalar. Sonrasında mesela biz ne yapıyoruz? Klinik ortamında hekimler olarak soruyoruz. Yani çünkü hastaya sadece çekip göndereceği fotoğrafla planlama yapmak da çok doğru olmuyor. Çünkü yumuşak doku, daha demin de bahsetmiştim. Önce kemik yıkılıyor ama kemik yıkılırken yumuşak doku çok güzel durabiliyor. Yumuşak doku var ama kemikte yıkım var. Hastaya soruyorsunuz, sallanma var mı? Yok diyor ama kliniğe bir geliyor, dişler sallanıyor, çekilmesi, yani kaplama tedavisi uzayabiliyor. O yüzden hastalardan genelde ağız içi fotoğraflara ek olarak röntgen isteniyor. İlk aşamada. Evet, ama yakın zamanda çekilmiş bir röntgen. Yani bundan 3 sene önce çekilmiş bir röntgenden bahsetmiyoruz. En geç 6 aylık bir röntgenden bahsediyoruz. Hastalar röntgenini gönderiyor ve hastaya yine klinik ortamında değişme ihtimaline karşı bir uyarı yapılarak bir planlama gönderiliyor. Ve kişiler ona göre bir randevu organizasyonu yapıyor. Sonrasında işte uçak, bilmiyorum, anlaştığı kuruma göre uçak biletinin alınması, konaklamasının organizasyonu, transferin organizasyonu şeklinde ilerleyen bir süreç. Uçaktan iniyor hasta, Türkiye'ye geldiğinde havalimanından tabii karşılanıyor. Aslında bunun bir kurum tarafından uygulanıyor olması sizin dediğiniz gibi operasyonel olarak değil de misafirperverlik olarak aslında çok daha iyi. Çünkü siz bilmediğiniz bir ülkeye gidiyorsunuz. Bu dünyanın bence her ülkesi için geçerli. Bilmediğiniz bir araca bilince yolu bile bilmediğiniz için çok sürpriz fiyatlarla karşılaşabiliyorsunuz. Her ülke bunun için bir potansiyel. Fiyat değil, anlaştığı doktorla da karşılaşamıyor. Hatta ben bilirim ki yolun ortasında indirilmiş, nereye gideceğini bilemeyen iki İspanyol, yani imdat çığlığıyla falan. Olabilir, hani beni buradan al. Neler ne hikayeler bilirim bu konuda. O yüzden gelen kişinin misafir edilmesi gerçekten önemli. Yani kontrol sınırları içerisinde olması. Yani aracı, oteli, bu aralardaki transferleri, otele gittiğinde bir internet sitesinde o otele 10 birim ödeyecekken siz şimdi geldiniz 15, yani hastanın hiçbir yerde yanıltılmaması lazım. Transferde de, konaklamada da, klinikte de. Başında bu bilgileri bir şekilde yazılı, bir şekilde antetli, neyse mail üzerinden klinikten alıyor olması lazım. Ve aldığı yerin klinik olması lazım. Yoksa zaten havalimanında onu karşılayanlar arasında mutlaka gel dişe mi geldin, seni şuraya götürelim. Biri mutlaka kolundan çekecek. Bunu da biliyoruz. Onun için hakikaten kliniğin alması, karşılaması hastanın güvenliği açısından çok önemli. İnanın bu konuda hani biz diyoruz ki Türkler ya zaten biliyordur İstanbul'u, gelir işte. Ya da biner taksiye gelir işte. Hiç öyle değil. Hani İstanbul'u hiç görmemiş, daha önce gelmemiş ya da bir şekilde tamam beni götürecek işte kliniğe deyip bir okyanusun içine dalıp konuştuğu kliniğe bile gidemeyenler var. Yani Hollanda'da havalimanından evine 100 birim, yani 100 euro ödüyorken birisi buraya geldiğinde bazen şey yapamıyor, yani aradaki fiyat farkını anlayamıyor. Taksimetrede yazana euro bile sanabiliyor. O yüzden yani misafirperverlik aslında. Ben bu şekilde bakıyorum. Yani ben bir yere gittiğimde kendimi güvende hissetmem lazım. Aslında kişinin empati kurması da çok önemli. Ve verilen hizmetin o derece olması lazım. Kişilerin de bunu aldığından emin olması lazım. Elma ile elmayı kıyaslamak çok önemli. Ben öyle diyorum bazen. Yani elma ile armutu kıyaslayanlar oluyor. İkisi aynı şey değil. Yapılacak olan tedavi, verilecek olan hizmet, işi yapacak olan hekim. Tabii. Tedavi sonrasındaki hastanın alacağı hizmet. Yani bu bitmiyor ki. Kişi geldi, tedavisi bitti. ülkesine döndü, uyudu, gece yastığa başını rahat koyması lazım. Öyle. Bitmiyor, gitti. Aynen, bir de sonrası var. Sonrasına da geleceğiz tabii ki. Ben biraz önce bir şey sormayı unutmuşum. Bu estetik diş hekimliğinde bu kaplamaları yapıyoruz. Kaç gün sürüyor acaba? Böyle geldiğim zaman hemen bugün yapıp böyle ben dişlerim kaplanmış gidebiliyor muyum? Aslında şöyle, bir kurum, teknolojik altyapısı olan bir kurum sadece bir hastaya çalışıyor olsa dediğimiz şey doğru. Yani sabah dişi aşındırılan hasta o gece dişleriyle çıkabilir klinikten. Gece diyorum, yani çok uzun bir bekleme süresi. Ama bahsettiğim şey sadece bir hastaya çalışıyor olması, bir üretim yerinin, bir teknisyenin veya bir kliniğin. O da pratikte çok mümkün değil. O yüzden teknolojik altyapıya göre, şimdi eskiden nasıldı, tedavi süresi çok uzundu. Teknisyene gidiyordu iş. 10 gün, 15 gün sonra geri geliyordu. Provası yapılıyordu vesaire vesaire. Hala Avrupa'da hatta hala böyle. Yani tedavisinin sadece altyapı provası 2 ay süren hastalar olabiliyor. Hem çok ciddi farklar ödüyorlar ülkelerinde, hem de bir kaplamayı bazen haftalarca bekleyebiliyorlar. Bizdeki eski sistem gibi. Şimdi nasıl? Eğer altyapı buna izin veriyorsa ve bu bir genelleme olarak, kesinlikle bir adres gösterme şeklinde değil. Bu çok önemli. Evet. Yani hastalara veya seyircilere bir sürpriz olmasın sonrasında. Örnek veriyorum, teknik şartlar, hekimin el becerisi, alınacak olan ölçü materyalleri, yöntemleri vesaire vesaire. Her şey elverişli ortamda bir örnek. Pazartesi hasta kliniğe giriyor. Saat 9'da girdi kliniğe. Diş adedine göre en geç saat 1'de klinikten çıktı. Klinikten çıkarken aşındırılmış dişlerle çıkmıyor tabii ki de. Çünkü bu ciddi derecede bir hassasiyet hissetmesi hastanın. Hasta kliniğe nasıl geldiyse aynı görüntüyle klinikten çıkıyor. Buna biz geçici diş diyoruz. Ve hastanın hem yol yorgunluğunu atması, hem de ilk günkü ağız açma süresindeki kas yorgunluğu vesaire derken diyoruz ki siz bir güzel bir gün bu şehri gezin, artık hangi şehirde yapılıyorsa. Ne yaptınız o gün şimdi? O geldi, dişler aşındırıldı ve altyapı için tabii temizledik. Artık, evet, mesela estetik göğüs tasarımı yapılacak hastaya dişler aşındırıldı, ölçü alındı ve hasta geçici dişleriyle klinikten çıktı. Eğer kurumun altyapısı buna izin veriyorsa ertesi gün akşam bu işlerin altyapı provası yapılıyor. Yani çünkü önce altyapı prova dediğimiz yapılacak işleme göre, örnek veriyorum hastaya tam seramik dediğimiz tek parça bir işlem yapılacaksa ertesi gün akşam hastanın dişleri takılabiliyor. Ama hastaya zirkonyum veya porselen yapılacaksa bunların bir altyapısı var ve onların yumuşak dokuyla olan uyumu, üzerine gelecek olan üst malzemesinin, üst yapısının uyumu, aradaki mesafelerin değerlendirilmesi çok önemli. Çünkü bu bir diş, bizim istemli hareketlerimiz var, bir de uyurken, konuşurken, yemek yerken çok fazla bir etken var. Yani bir kasın ve kasla organize edilen, kontrol edilen bir yapı ve çok etkeni var bunun. Yana, işte bizim lateral hareketler dediğimiz yan hareketler vesaire. Çiğneme şekli falan. Evet, çok önemli hastanın alışkanlıkları. Bazen soruyoruz hastaya, sert mi yiyorsunuz vesaire gibi bile, yani böyle hani agresif. Siz zaten dişlerden anlıyorsunuz bir muayenede değil mi ne yaptığını? Aynen. Nasıl fırçaladı, ne yiyor, ne içiyor falan, her şey anlaşılıyor. Gece sıkıyor mu dişleri, bütün hikaye belli oluyor. En tehlikeli şeyimiz var. Bakıyorsunuz. Yani burada eğer genelde yapılan işte zirkonyum bir estetik göğüs tasarımı 3 seansta bitebiliyor ve bu 4 günle 5 gün arası sürebiliyor. Tabii o süre içerisinde hastalar elinde buz veya ağzında peçeteyle otelde yatmıyor. Seans aralarında normal sosyal hayatını yaşayabiliyor. Yani bu arada İstanbul'da gezebilirsiniz. Evet. İşlerinizi yapın. Evet. Siz engel, yani ben geleceğim, dişleri yaptıracağım, bir de toplantım var, gidip konuşun yani. Evet, hani probleminiz yok. Yani İstanbul'a gelip İstanbul'daki lüks restoranlarda yemek yiyeceğim ya nasıl olacak dediğinde rutin. Ya da en önemlisi insan içine çıkacağım, toplantım var falan hani. Maçlara gelenler oluyor bazen. Ben orada bağıracağım, nasıl ağrım falan olur mu? Yok. Evet. Doğru. Şimdi tabii tekrar sağlık turizmine, yurt dışından Türkiye'yi tercih edecek kişilerin sorularına devam edelim. Evet, hani yolculuğa falan engel olur mu? Süreyi sormuşlar zaten. Dediğiniz gibi bir 4-5 gün buradalar yani, değil mi? Onu söyledik ve sonra da yolculuk edebilirler. Bazen, onda sorun yok zaten. Bazen öyle bir oluyor ki, örnek veriyorum işte kişiler Amerika'dan geliyor. Tedavi süresi çok uzun ve çok pahalı. Bu mantıklı ve aslında işin sürdürülebilir çerçevede olan tedavi süreci hastaya anlatılıyor. Nasıl oluyorsa hastalar bazen şey diyor, nasıl 5 gün mü? Nasıl 5 gün mü? Yani daha kısa olması zaten, geldiğiniz ülkede 3 ay olan, 2 ay olan veya 1 ay olan bir şey, haftalarca süren bir şey Sihirli değnek değil gibi oturun, dokunalım, birazdan dişlerinize kavuşacaksınız değil. O yüzden araştırmada aslında kişilerin, özellikle hastaların, potansiyel hastaların değil de hastaların doğru şekilde yapması lazım. Ve ona bilgi veren yerin gerçekten bu işi bu süre içerisinde yapıp yapmadığında bir şekilde yorumlardan, bir yerden takip ediyor olması lazım. Yani evet ben bunu gördüm ya, güzel, verdiği fiyat da güzel, hadi hop atlayayım gideyim şeklinde değil de biraz araştırmalarını tavsiye ediyorum. Yani 5 birim, 4 birim, şu da 3 verdi, hadi onun peşine gideyim. Ben bazen çok şaşırıyorum. Yani kendi ülkesinde dediğim gibi 100 birim olan bir şey burada 40 birim verildiğinde okey olan hasta bir anda 15 birime buldum. Ya nasıl olabilir ki aynı ürünü Avrupa standartlarında kullanıp Türkiye'de ne bileyim yani. Belki söylediğim marka kaplamayı takmıyor bile değil mi? Ben bazı yani branş, bir materyal bu. Bazı branşlarda, bazı böyle dışarıdan implant takılan yani diş değil durumlarda duyuyorum mesela çok ucuzdan bir sorun soruşturun ama hani hastalar için çok gizemli bir dünya. Tabii ki hani bilemezler. Söylediği implantı kullanmaya da bilir belki evet, değil mi? Onun için sertifikaları, faturaları, kağıtları. Aslında kurumun sağlık turizmi için Türkiye'ye gelen kişinin dikkat etmesi gereken aslında güzel bir şey söylediniz. Bazı ek noktalar da var. Yani evet araştırdı, etti, geldi. Çok güzel bir yer. Yaptırdı. Evet. Önü arkası olan bir kurum. İşte çok ilgililer, alakalılar, misafirperverlik çok güzel. İmplant yaptırdıysa, implant yaptırdıktan sonra yaptırdığı implantın sertifikasını alması gerekiyor. Hmm. Yani çünkü dünyanın bin bir türlü hali var. Covid sürecinde yaşadık. Neredeyse 2 sene çeşitli aralıklarla ülkeler kapandı. Şimdi hasta ülkesine gitti. Yapılan implantın çapını, boyunu, markasını bilmiyor. Hastalar bazen kliniğe hastalar geliyor. Ne implant yapıldı size? Bilmem. Nasıl yani? Hani vücudumuzda. Kimliği olmalı tabii değil mi? Tabii ki de. Ve ona biz pasaport diyoruz aslında. Yani gittiği ülkede o implantın örnek veriyorum yanlış bir şey oldu, yanlış bir şey yaptı ve kırdı implantın kaplamasına. Yenilenmesi için yeniden ara parçalara ihtiyacımız var. Yani bu implantımız, bu da ara parçası. Ama bu ara parça sonradan temin edilen bir şey ve kaplamaya özel. Şimdi üstteki kaplama gidince buna ihtiyacı var hastanın. Ama bu da buna özel. Yani implantın vida kısmına özel. Elinde herhangi bir ölçü şey yok. İmplantın çapı, boyu, genişliğiyle alakalı hiç bilgisi yok, markası yok. Baştan başlayacak o zaman. Bazen uyutulmak zorunda kalıyor o implantlar. Yani yanına bir implant daha yapılıyor. Bazen o implant sökülüyor. Gereksiz tedavi. Sökülüyor mu bir de? Hı-hı. Öyle şeyler de yaşanabiliyor. O iyi bir şey değildir. Yani custom dediğimiz o implanta özel klinik yani teknisyen ortamında bazı şeyler üretiliyor. Ama implantın kendi ara parçası kadar orijinal olan bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani uyarlanmış bir şeyden bahsediyoruz. O yüzden bir kere sertifikaları kesinlikle elinde olmalı. İkincisi bu işlemin orada yapıldığına dair faturaları olmalı. Yani bu işin bu iş faturalandırılmak zorunda ne de olsa. Yani hasta kendini kesinlikle güvence altına almalı. Ve hastanın aslında bilmeyene anlatılmış gibi A'dan Z'ye ona ne işlem yapıldı ilk seans varsa ikinci seansta ne işlem yapılacak, hangi aşamada ne ödedi. Bir makbuzdan bahsediyorum ama fatura alındıktan sonraki bir makbuzdan ve o makbuz normal bir tahsilat makbuz değil. Uzunca yazılan işte dediğiniz gibi antetli kağıtta işte şu hastamıza bunlar yapıldı, şu işlemler yapıldı, şu kullanıldı, bu kullanıldı gibi. Şu kadar ödeme alındı. Evet. Bu şu kadar ödeme alınacak hem kurumun kendini koruması için hem de hastanın kendini ne yapacağını bilmesi için bir sonraki seansa hazırlıklı gelmesi için o kağıtları alması gerekiyor. Çünkü bazen dediğiniz gibi hastaya o antetli kağıt verilmezse zaten koltuğa oturup travmatize olmuş birisi var karşınızda. Bazen anlatıyoruz biz hekim olarak 35 dakika 40 dakika süren seanslar oluyor. Hasta eve gidiyor ve call center'a soruyor. Diyor ki Sadullah Hoca bir daha sorar mısınız bana ne anlattı? Anlattık ama... Eğer hastanede bir kağıt varsa yazılı. Ve evet ya bana bunu anlatmıştı. Bu evet demek ki bu buymuş deyip ve sonrasında evet öncesinde bana bu anlatıldı ve bunlar yapılacak. Bu benim için bir nasıl diyeyim size bir protokol, bir sözleşme gibi. Garanti belgesi. Evet. Hastalar çok fazla garanti belgesi soruyorlar bu konuda. Sanki işte bizim bir düz yazıyla yazacağımızı zannediyorlar ama doğru kliniklerde, hastane ortamlarında zaten her bir kağıt, hasta dosyası hepsi bir garanti kağıdı aslında. Evet. Çünkü aslında bu belgelere, bu ortamlara sahip olmayan klinikler uydurdu bu garanti belgelere. Evet. Çünkü verecek hiçbir kağıtları yok resmi. Evet. Düz yazı yazdılar. Hastalar da diyor ki bize garanti verecek misiniz? Zaten garantisidesiniz her ameliyat zaten faturası gibi. Kesildikten sonra da bu işin garantisi var. Yani aynen. Hani en başta. Ve bazen de öyle oluyor ki elinde bir kağıt var. Sadece o kağıt ve o kağıttaki kaşe imza aslında yetkili değil. Aslında zaten karşısında bir muhatap yok demek oluyor bu. O yüzden benim dediğim sıralamaya da hastaların dikkat etmesi lazım. Yani gerçek yani implantın yapılan markasına ait işte yapılan kaplamayla ait bir resmi bir evrak olacak elinde ve işlemi yapan da eski sistem. O yine bazen hastalar için anlaşılabilir oluyor. Tamam bak bunlar işin resmi kısmındaki ve kullanılan markalarla ilgili olan belgelerin. Bu da tedavi sürecine ilgili yeniden sana anlattığımız bir protokol. Bunu okuman için sana veriyoruz gibi tek taraflı bir şeyden bahsediyorum. Almaları onun için daha, onlar için, hastalar için daha mantıklı olabiliyor. Bir de lazerle diş beyazlatmamız var. Hı hı. Zararlı bir şey mi? Ne kadar sürüyor? Profesyoneller ortamında yapıldığında aslında bizim beyazlatma ile ilgili bir problemimiz yok. Bazen sosyal medyadan bilinçsizce temin edilen beyazlatmalar olabiliyor. Bazen bunlar bir Sağlık Bakanlığı'ndan vesaire lisanslı bile olmayabiliyor. Bazen Sağlık Bakanlığı'ndan lisanslı bile olsa kullanım koşulu aslında klinik ortamında bir profesyonelin, bir diş hekiminin bunu yapıp sonrasında size anlatması. Yani nasıl bir ilacı bir hekimin, doktorun anlatmasından sonra kullanıyoruz, bilinçsizce kullanmıyoruz. Onun gibi klinik ortamda lazer beyazlatma eğer dişin bahsettiğimiz absesi, lezyonu, iltihabı, bir problemi yoksa, evet, diş artık beyazlatılmaya hazırsa klinik ortamında normalde bir seansı 45 dakikada yapılabilecek bir işlem. Evet, istediğimiz kadar rengini de açtırabiliyoruz değil mi? Yine de hani doğada yani uygun falan da onu da seçebiliyoruz hatta. Onun da yine dişin sınırlarında izin verdiği bir sınırı oluyor. Yani hani nasıl diyeyim, kaba tabirle fayans gibi beyazlaması da mümkün değil. Eğer dişin kemik yapısına izin vermiyorsa. Evet. Peki zarar veriyor mu? Yani profesyonel yaparsa bunun sıkıntısı yok. Ama eğer ben bunu alayım, ilacı alayım, bir şekilde temin edeyim, kendim evde yapayım diyorsa tabii ki de değil. Ha. Tabii ki o mümkün değil. Yani öyle bir şey de yapmasınlar lütfen. Evet. Artık yani yani bize çok iş düşüyor ama evet, seyircilere de yani hani hastalara, talep edenlere de çok iş düşüyor, evet, hakikaten. Bilinçli olmak çok önemli. Evet, dikkat ediyoruz sevgili izleyenler. Şimdi evet, Sadullah Bey, değerli bilgilendirmeleriniz için çok teşekkürler. Çok sağ olun. Hakikaten sağ olun, ışık tuttunuz bize. Ben teşekkür ederim. En çok sorulan gelen bir konuydu. Estetik diş hekimliği özellikle. Çok teşekkür ederiz. Bize zaman ayırdınız. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili izleyenler, saç ekiminde kök hücre desteğiyle devam edeceğiz.